Hayır, yapmadım. Üzgünüm. Oldu bir kere. Serp, burası benim ailem. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Anlamıyorum ki, nasıl buldun Kaan'ı? Luna'nın etrafında dolanıyordu. Bir gün kestim önünü, sıkıştırdım, anlattı işte. Ama niye, neden böyle bir şey yaptın? Anlık bir şeydi. Benim babam olmadı. Oytun'unsa ne zaman düşse sırtını sıvazlayacak bir babası var. Ama farkında bile değil ne kadar şanslı olduğunu. Daha da önemlisi... Ne daha önemlisi? Seni elimden almaya kalktı. Yok öyle bir şey. İşte tam da bu yüzden. Herkes senin gibi şahane veliaht olarak görüyor Oytun'u. İyi çocuk. Ama öyle değil. Onun da defoları var. Hepimizin defosu yok mu? Senin yok. Bana getirme lafı. Ben seni sevdim. Hayır. Beni sevdiğin için değil. Sevgi böyle bir şey değil Sarp. Beni severken herkesin canını yaktın sen. Söyleyecek lafım yok Maral. İstediğini söyle bana, hakkın. İstersen git Talis'e anlat durumu. Doğru olan da bu. Ama bana böyle bakma. Bir şey söyle, ne olur. Ne oldu? Ne dedin Maral'a? Gerçeği. Hangi gerçeği? Oytun olayı. Ben yaptım dedim. Ne dedin? Yapamadım Taso. Gözlerinin içine bakarak yalan söyleyemedim. Hak etmiyor. Hiç. Abicim sen. Ay ya. Ne olacak şimdi? Beni terk edecek. Ya seni terk etmekle kalmazsa? Gidip her şeyi ailesi anlatırsa ne olacak? Anlat dedim zaten. Belki de en doğrusu budur. Maral Hanım, sizden bir imza almam gerekiyor. Yarın sabah çıkıyorum. Pardon ama iyi misiniz? Değilim. Bir mucize olsa geri alsa. Neyi? Her şeyi. Aşk olsun Halis. Çok şaşırttın beni. Canlı yayında böyle bir açıklama yapacağını bana daha önceden söyleyebilirdin. Biniz lütfen. Hayır, ağzını mı kapayacaktım? Oğlun da senin. Oğlum? Thank you.
için özür dilerim. Ne özrü? Ben ne yapacağımı şaşırdım mutluluktan. Bundan sonra sana söz, seni üzecek hiçbir şey yapmayacağım. Yemin ederim. Yapsan da fark etmez. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım. İnsan ne olursa olsun evladını terk etmemeli. Şimdi bu oğlu vereceğim şimdi ha. Hadi ama tamam. Isıtacaksınız beni de hadi. Maral. Gelsene yanımıza. Ağladın mı sen? Bir şey mi oldu? Yok. Yok, bir şey yok. Ben Halis Bey'in konuşmasına duygulandım. Çok şey öğrettiniz bize Halis Bey. Müdire Hanım da duygusalmış bak. Aa, ben de burada gözyaşı döküyor olabilirim Halis Bey. Kıyamam. Halis'ciğim. Bak her şey şu anda çok güzel. Ne olur böyle kalalım. Başka bir sürprizi daha kaldıramayacağım gerçekten. Söz. Umarım sözünü tutarsın. Kızım. Merhaba. Döndün nihayet. Döndüm babacığım. Ben alırım. Sen görmeyeli centilmen olmuşsun. Ayıp ediyorsun. Ben doğuştan öyleyim ya. Hadi. Hadi bakalım kaçak. Konuşacak o kadar çok şey var ki. Geç şöyle. Bugün benim en mutlu günüm. Hem kızım yanımda hem de oğlum. İnsan daha ne ister ki? Ben birazdan geliyorum. Onun gün adayız. İş adamı yaptım benim baba. İş adamı da yaptım. Çalışıyor mu? Hayırdır Benan? Nereden çıktı bu kız? Bilmiyorum abi.
Neden gelmiş, bir şey söyledi miydi? Onu sana sormalı. Seni çok özlemiş, ondan gelmiş herhalde. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız Deniz? Ne bu paniğin senin? İçeride zaten öpüşüp kokuşuyorlar. Migrenim tuttu. Kapatma bir dakika. Maral nasıl? İyi çalışıyor mu? Vallahi bayağı iyiyim. Sanki 40 yıllık müdür gibi. Ha, o kadar. Ya bir şey söylesene. Temelli mi gelmiş? Her nereden geldiyse geldiği yere geri yollayacağım onu. Sabah erkenden buluşalım. Ben bu arada bir şeyler düşüneceğim. Ya sen tarzını mı değiştirdin? Yani bol elbiseler falan. Avrupa'da bu mu moda şimdi? Evet, yeni trend bu. Olmuş tabii canım. Güzel kızsın. Ne giysen yakışır. Keşke geleceğine haber verseydin tatlım. Havaalanından biz alırdık seni. Sürpriz yapmak istedim. Çok güzel sürpriz oldu. Nasıl geçti Avrupa moda haftaları? Vallahi babacığım her şey aynı tas aynı hamam. Moda hiç değişmiyor. Gerçekten her şey aynı. Ne oldu da bıraktın seyahatini? Hani moda haftalarından moda haftalarına gezecektin Luna için. İşte Oytun'un haberini duyunca ilk uçağa atlayıp geldim. Peki bir haber var mı? Kim yapmış? Adamlarım araştırıyor ama doğru düzgün bir şey bulamadık da. Bence bu iş göründüğünden daha karmaşık. Ben çözeceğim o işi, siz merak etmeyin. Bu işi daha fazla kurcalamasak. Yani artık bütün bu olanlar geride kalsın. Ya Kaan çıkıp tekrar konuşursa? Sanmıyorum, yapmaz. Hem çocuğun da canını daha fazla sıkmak istemiyorum bu olaylarla. Neyse, bu konuyu yarın konuşuruz. Sen söyle bakalım. Bir daha bırakıp gitmeyeceksin bizi değil mi? Yani şimdilik gitmeyeceğim diyelim. Sen seyahat etmeden duramazsın. Özlersin Avrupa'yı. Deniz, kalmamı istemiyor musun yoksa? Ne münasebet. Sensiz bu aile eksik. Baba, konuşmanı çok beğenmişler. Herkes bir sürü tweet atıyor biliyor musun? Keşke benim de babam böyle olsa diye. Ciddi misin? Evet. Aman boş verin Twitter'ı. Kaç gündür senin için de böyle çocuk düşman başına diye yazıp duruyorlar. Neyse şu an boş veren insanlar istediklerini yazabilirler. Biz kendi ailemize bakalım. Hiç el alemin ağzı torba değil ki büzesin değil mi? Neyse ben odama geçeyim. Sizi biraz baş başa bırakayım. Sevgilim dikkat et de Alev bir daha kaçmasın. Ortalığı iyi çekip çeviriyormuş. Hem de nasıl. Kaç defa bu sefer patladı dedim. Yine de altından kalktı vallahi. Ne güzel. İlk bakışta Maral'a pek güvenmediğimi tahmin edersin. Ama sonra Maral'ın ne kadar iyi çalıştığını görünce kızın Arya'ya teşekkür ettin değil mi? Arya ne kadar da haklıymış. Aferin benim kızıma dedin değil mi? Ha? Dedim dedim. İtiraf et. Aferin. Maral'la iyi atış yaptın. Bu kadar güzel haberin üzerine ben biraz yatıp dinleneyim olur mu? İyi misin Engin hatta? Biraz yorgunum. Ya oğlu yorgunsun kızım. Hadi git yat uyu. Ne diyorsun? Gerçekten Temelli döndü mü sence? Bence döndü. Hem de senin için döndü. Haklısın. Bugün mutlu olma günü. Sen rüyanda mutlu ol. Ben karımın yanına gidiyorum yatmaya. Maral, Arya ben. Ben de ne zaman arayacaksın diye bekliyordum. Neredesin? Sen gitmeden önce oturduğumuz kafedeyim. Ben de unuttum beni sanmıştım. Ya unutur muyum? Çok sevindim geldiğine. Tamam, hemen geliyorum yanına. Konuşmamız lazım. Tamam.
Kaan'ı ne yaptınız? Çocuğun gözünü öyle bir korkuttum ki bir daha ortaya çıkmamaya yeminler etti. Sen merak etme. İki adam koydum kapıya. Bu sefer temkinliyiz. Otursana. Yok, fazla kalmayacağım. Halis kendini temize çıkardı diye üzülüyorsan hiç dert etme. En büyük hamlemizi asıl şimdi yapacağız. Hamle mi hamle yapmayacağız. Onu söylemeye geldim. Her şeyi bir süre askıya alacağız. Niyeymiş o? İçim dışım Halis oldu. Yapacak başka işlerim var. Halis'ten daha mı önemli? Aynen. Hem siz de biraz mağazanızla ilgilenmiş olursunuz. Batacak Allah korusun. Hadi eyvallah. O iş o kadar kolay değil. Neymiş o kolay olmayan? Hiçbir şey olmamış gibi böyle sırtını dönüp gitmen. Allah Allah. Ne konuşmuştuk biz? Hani istediğim zaman voltamı alıp gidecektim. Öyle mi diyorsun? Peki. Şu an bir adam senin planınla rehin tutuluyor. Ne ailesi ne başka biri. Senin dışında kimse nerede olduğunu bilmiyor bu adamın. Belki de canından olacak. Hem de senin yüzünden. Günah senin boynuna. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Tehdit değil çikolatacı. Acı gerçekler. Artık bu oyunun bir parçasısın. Şu an çıkıp gitsen bile yaptıklarının peşini bırakmayacak. Ve yeni sorumluluklar getirecek sana. Ne sorumluluğu? Merak etme. Çok yakında hatırlatacağız. Evden hızlıca kaçtım. Hemen geri dönmem lazım. Ayrıca çok özlemişim seni. Ben de seni. Ay çok ihtiyacım vardı. Tam zamanında geldim. Hadi oradan. Yunay'ı gayet iyi çekip çeviriyormuşsun duydum. Aa, kim söyledi? Babamla Orton. Senden gayet memnunlarmış. Pardon. Bir tane ıhlamur alabilir miyim? Tabii. Hemen hazırlıyorum. Bebiş beni şimdiden çok değiştirdi. Arya ve ıhlamur. Bebek nasıl? Kendin bak. Ay. Merhaba. Maral ablam, ben tanışacağız yakında. Hızlı büyüyor karnım. Evet. Bence o da senin gibi savaşçı olacak. Maral. Ayrıca böyle giyindim ki babam çakmasın. Bence boşuna endişeleniyorsun. Bak, Oytun'u anladığı gibi seni de anlar. Sen babamı tanımıyorsun. Böyle söyler ama sonra iş söz konusu olduğunda tamamen değişir. Ben şaşırıyorum siz böyle deyince. Yani beni de başta zorladı ama yumuşak kalpli bir insan aslında, anlıyorum ben. Oytun olayı yıllar önce oldu ama anca anladı hatasını. Beni de bebek doğmadan anlayabileceğini zannetmiyorum. Gideceksin yani. Daha bir şey söylemedim ama evet. E niye geldin o zaman? Oytun için. Anlamadım. Yani işte Oytun olayını halletmek için. Anladım. Yani teşekkür ederim. Afiyet olsun. Oytun olayında bir şey yok ki. Oytun olayı kapandı. Bu işin içinde Kaan'dan daha fazlası var. Karnımdaki bebeğim kadar eminim buna. Çözene kadar hiçbir yere gitmiyorum. Yeterince yalnız bıraktım ailemi. Bari bunu yapayım. Heyecandan. Niye? Gel. Gel gel, aşağıda söyleyeceğim. Hadi. Gel.
Çeyiz. Çeyizim mi? Ya anneciğim gülme ya. Sadece kızlara mı çeyiz hazırlanır? Ben de sana hazırladım işte. Ya anne bu halde bile güldürdün ya beni. Helal olsun sana ya. Açıp bakmayacak mısın? Bakmaz mıyım? Bayılırım dantel işine. Kanaviçe de var mı kız? Var var. Bak bak var, neler var. Bak. Nereden çıktı bu Dilfer Sultan? Ben bugün sizi gördüm ya öyle. Maral'la yani. Ha? Anladım ben. Siz aşıksınız. Bak olacak bu iş görürsün. Ya anneciğim kızma hemen. Ana yüreği işte. Tamam ben de böyle görür görmez hemen önüne sandığı koydum ama... Ya ne bileyim şöyle bir gelinim olsa fena mı olur? Şöyle seni seven, arkını kollayan bir kız ha? Böyle yakında bir yer, bir de bir sürü çocuğunuz olur. Dur, dur, dur. Bir sakin. Anneciğim... O dediklerin hiçbiri olmayacak. Neden anne? Öyle bir şey yaptım. Öyle üzdüm ki Maral'ı. Muhtemelen nefret ediyordur şu an benden. Yok yok öyle değildir o. Anneciğim, aşk her şeyi affeder. Yok anne. Artık affetmez. Luna'ya geldiğimden beri 500 kere falan aradı herhalde. Aa, hiç görüşmediniz mi o günden sonra? Yok. Ama tabii gittiğimden beri sürekli arıyor. E-mailler, sesli mesajlar falan. Cevap vermiyorsun inşallah. Yok canım ne vereceğim. Ne hali varsa görsün. Ama görmen lazım. Böyle bir özür dilemeler, yalvarmalar, pişman olmalar falan. Ama iyi oldu biraz burnu sürsün. Sen seviyorsun hala onu. O nereden çıktı ya? Hoşuna gidiyor işte. Araması pişmanlığı. Hatasını anlasın istiyorsun. Yani bunları duymak istemesen umursamazsın. Ne yapayım? Ya biliyorum bu kadar olaydan sonra belki bana kızacaksın ama. Yani kızmak değil de. Hak etmiyor senin sevgini. İyi bir insan değil o. Biliyorum. Ama işte insan aşık olunca böyle kalbi mantığının önüne geçiyor. Ne yani? Şimdi geldiyse her şeyi unutup gidecek misin yanına? Yok canım o kadar da değil. Hayatta gitmem. Ben an olayı tamamen kapandı. Bitti o iş. Benan. İyi ki kapıya indik değil mi aşkısı? Yoksa evde her yer çekirdek kabuğu oluyor. En temizlik yaptım halbuki. Tabii ki beraber çekirdek yiyebiliriz evde. Ama temizlik olmadığı zamanlar. Ya Aslı? Ne yapıyorsun burada? Bu saatte saçmalık artık. Çekirdek çitliyorum, uykum kaçtı. Ya 2 liralık aldım, bitmedik kör olası. Dudaklarım şişti. Alsana. Yok yemeyeceğim, yatıyorum ben. Ya dur, ne yapması? Alayla ne konuştunuz, anlatsana, ne dedi? Aman işte Oytun'u bunu yapanları ortaya çıkaracağım diyor, öyle. Bu Feyman'ların hepsi toptan deli. Ayol, Halis çözdü işte Oytun olayını. Daha ne istiyor? Hesap da temize çıktı. Seni de içeri rahat etmiştir şimdi. Niye mutsuzsun sen? Niye yüzün gülmüyor? Aman yorgun, kötü bir şey yok. Tabii kaç gündür ağla ağla yüz kasların yoruldu. Sevinemiyorsun. Bak şimdi Sarp'la mutlu olacaksınız. Gül işte. Hadi iyi geceler Pötü'cüğüm. Leyna. Kriz bitti. Tamam mı? Mutlu olacaksın artık. Aşk kazanacak. Aşk. Aşk kazanacak değil mi Benancığım? İyi dedim değil mi? Bence de. Ben. 6. 7.
Hayırdır? Badici mi olmaya karar verdin? Ne oldu? Neye canı sıkıldı senin? Kas. Kas yapacağım biraz. İyi durur üstümde. Bence böyle iyisin aslında. Ama tabii sen de haklısın. Ağır darbelere karşı hazırlıklı olmak lazım. Telefonda dediğin gibi var mı bir planın? Yoksa cidden benim canımı sıkmak için mi çağırdın buraya? Bir taşla iki müdür vurmamız lazım ama nasıl bir taşla vuracağımızı hala bulabilmiş değilim. Ne taşı? Dostluk bozan taşı diyelim. Arya Maral'ı çok sevdi. Her şeyini ona teslim edip gitti. Yani aslında bence gitmeyi kafasına koymuştu ama Maral ona cesaret verdi. Yeniden gidecek mi sence? %100. Ama benim isteğim Arya giderken Maral'ı da yanına alsın. Çünkü Maral giderse... Mağaza bize kalır. Aynen öyle. Şimdi bu dostluğu bozmamız gerekiyor. Sence bir dostluğu ne bozar? İhanetle, aşkla, kıskançlıkla. Evet, kıskançlık güzel bir duygu. Bu duygunun zehri kalbe bir kere girdi mi, o dostluk artık iflah olmaz. Peki, diğer soru. Sence Arya Maral'ın nesini kıskanır? İşini. Ailesini. Sanmıyorum. Bunları kıskansaydı daha önce gitmezdi. Biraz daha düşün bakalım. Bilmiyorum. Daha kişisel bir şey olması lazım. Deniz, bilmiyorum. Ağır. Ben... Evet. Sen... Kıskanma. Sen böyle iyisin. Ama bu durumu Arya'ya hatırlatmamız lazım. Arya giderken Maral Arya'nın her şeyini devraldı. Bir şey hariç. Ben. Evet. Eğer Arya Maral'ın sana da sahip olduğunu hissederse... Çıldırır. Tebrikler. Ne yapacaksın sen benimle? Her yerde karşına çıkıyorum. Evet, her yerde karşıma çıkıyorsun. Bir şey demek için geldim. Anlarım bana. Nefret et benden. Hakkım. Git konuş, Alice anlat her şeyi. O da kabul. Beni düşünme. Ben artık seni üzmek istemiyorum. Ne istersen yapmakta özgürsün. Böyle işte. Bekle.
Benden vazgeçme demedin mi? Vazgeçmiyorum işte. Sen de benden vazgeçme. Vazgeçmem. Tuttum, bırakmam. Ben seni ilk gördüğüm an aşık oldum sana. O zaman da biliyordum çapkın bir serseri olduğunu. Ama sevdim işte. Her halinde. Peki, nefret etmiyor musun benden? Yaptığım şey için. Kızgınım sana. Ama yanındayım. Boğut'un meselesini arkamıza bırakacağız. Kapatacağız bu konuyu. Olmaz Murat. Biri duyar senin başını yanar. Yanarsa yansın. Bir şey olmaz. Sadece bana söz ver. Bir daha böyle bir şey yapmayacaksın. Söz mü? Denerim. Gel o zaman odamda hasret giderelim. Olur. Sonunda geldin. Ben de seni çok özledim. Ya ben... Kafamı dinlemeye gittim. Her şeyi halledip geri geldim sana. Her şey mi? Her şey. Artık hiçbir sorunumuz kalmadı. Çok rahatladım ya. Çok seviyorum seni. Bundan sonra her şey çok güzel olacak. Kötü günler geride kaldı. Çok mutlu olacağız ikimiz. İkimiz mi? Hayır, sadece ikimiz değil. Kızınla tanış. Kızım. Bak, sen ciddi miydin aldır derken? Ben de öyle bir anda panik olup mu söyledin zannettim. Panik yaptım, evet. Babana söyledin mi? Söyleyecek misin? Ne yapalım biliyor musun? Şimdi gidelim babamın yanına. Biz çok aşığız. Bu da aşkımızın meyvesi değil. Dur. Benim bir şeyle yapmam lazım. Ne? Hemen dakikada 42 like. Ay yemin ediyorum fenomen olacağım. Ay! Sen nereden çıktın ya? Hi. Bana bak. Sen beni mi takip ediyorsun? Instagram'a fotoğraf koymuştum. Oradan buldun değil mi yerimi? Doğru söyle. Yok ya, ben alışverişe çıkmıştım. İstanbul küçük olduğu için yollarımız kesişti. Ya. Hem ben buranın
Çileklerine hastayım. Çok seviyorum çilekleri. Onun için geldim. Vay! Sen de benim gibi çilekçisin ha? Aa, sen de mi? E tabii. Ben çok severim çileği. Meyvelerin şahı be. Bence de. Eve gidince bunlardan reçel yapacağım. Aa, sen de mi? Taso, sen reçel mi yapıyorsun? Evet. Çilek olsun, portakal olsun, domates olsun, hatta hıyar olsun. Ya Taso saçmalama, hıyarın reçeli mi olur ya? Olmaz olur mu ya? Çok güzel olur. Boş zamanda haber ver de beraber yaparız. Bol şekerli. O dediğin yakın gelecekte mümkün değil canım. Büyük konuşma. Geleceği bilemezsin. Yok, bunu biliyorum. İmkansız. Keşke geleceği görebilseydim ya. Sen neyi merak ediyorsun? Söyle, ben sana söyleyeyim. Ya Taso, sen geleceği nereden göreceksin acaba? En iyisi ben bugün Hamiş'e fal baktırayım da günüm şenlensin. Daha reçel yapacaktık. Bay Taso! Duble bay! Hayırdır? Bahar temizliği mi? İstifa ediyorum. Anlamadım. Daha fazla duramam burada. Sinirlenmeye başlıyorum. Ne olduğunu anlatacak mısın? Arya olanları Halis'e anlatırsa biterim. Ne anlatacak? Fingir dediğinizi mi? Bu hazırladıkların arasında özgeçmişin var mı? Yok. Özgeçmiş lazım. Bir de bizden referans alacaksın. Gerek yok. Burada çalıştığımı herkes biliyor zaten. Büyük bir yalan sayesinde işe girdiğini biliyorlar mı peki? Ne oldu? Neden ilk kez duymuş gibi bakıyorsun? Yurt dışında okuduğun yalanını söylemeseydim işe girebilecek miydin? Madem işi bırakıyorsun, Halis'in bu gerçeği öğrenmesi gerekiyor değil mi? Deniz, böyle kötülük yapamazsın. Senin için neler yaptım ben? Yaparım. Hele bir de Arya'yı buradan göndermeden bir yere gidersen daha beterini yaparım. Aklın şaşar. Deniz, lütfen. Bütün eşyalarını topla, eski yerlerine koy. Hiçbir yere gitmiyorsun. Aramıza tekrar hoş geldin. Ay, sabah sabah ne işin varsa burada. Söylenme, söylenme. Amanı. Cüzdan 699 TL 99 kuruş. Ne koyacaklarsa içine. Herkes senin gibi kardeşinin akbilini koymuyor tabii canım cüzdanına. Yılan. Ay asıl sen fulara bak. 1099 lira. Ay ne fiyat be. 600'lü fular. Kumaş parçası işte. 1099 lira. Ay benim 2 aylık ev kiram bu ya. Artı yol, artı su, artı elektrik, artı aidat. Minimum. Artıları bırakamış. Eksileri düşelim anam bacım, eksileri. Ay hayaller Luna, gerçekler Eminönü Can. Hamiş! Neredesin ya? Sabahtan beri seni arıyorum. Kendisi tüketim çılgınlığı hakkında böyle bize seminerler veriyor. Buradayım canım, ne oldu? Ya Hamiş, öğle arası kahve içmeye gidelim mi? Hem belki bana bir fal bakarsın. Ay anam, aldanma böyle şeylere, hepsi para tuzağı. Sen dök içini bana, ben sana tavsiyeler vereyim. Nedir konu? Aşk mı? Yani aslında anlat anlat da yarın Luna'da altyazı geçsin herkese değil mi? Benim fallarım da gizlilik esastır Pötücüğüm. Full dedikoduya inat. Ay kız, söz bakacaksın mı? Bakarım kız, ne olacak? Nereye gideceğiz? Bir köşeye bir tane kahveci açılmış, oraya gidek. Kahve falı öyle elitik yerlerde olmaz. Bizim Şükran'ın yeri var, seni oraya götüreceğim. Hem daha ucuz. Anlaştık. Anlaştık. Thank you.
İşte bu da sonuncusu. Güvenlik önlemlerini Maral Hanım arttırdı. Güzel. Gözünüze bir şey çarparsa bana muhakkak haber verin Aziz Bey, olur mu? Tabii ki. Günaydın. Sabah sabah burada ne işin var Arya'cığım? Erken geldim. Etrafı teftiş ediyorum, sen? Ne tesadüf, ben de. İşini aşkla yapmak böyle bir şey olsa gerek, değil mi? Kolay gelsin Aziz Bey. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bir şey mi söyleyecektin? Hayır, beni tebrik etmedin de. Neden? Eliona'nın satış pazarlama direktörü oldum. Bilmiyor muydun yoksa? Bilmiyordum. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ama ben senin yüzünden çalışamıyorum. O nedenmiş? Çünkü Maral o kadar yetenekli ki. Her şeyi tek başına hallediyor, bana iş kalmıyor. İşleri sana değil Maral'a bırakarak çok doğru yapmışım o zaman. Anlıyorum. Dürüst olayım mı? İlk gittiğinde ve böyle Maral'ı bıraktığında yerine çok söylenmiştim bu garson parçasını yönetecek Luna'yı diye. Ama iki haftada ikna etti bizi. Yani geldi ve benim kendi ellerimle hazırladığım vitrini baştan aşağı değiştirdi. Ortalık yıkıldı. Alara'nın o vitrinini Maral mı yaptı? Her milimetresini kendi elleriyle. Halis'le de diyaloğu iyi. Bilirsin, babana yaklaşmak zordur. Hayır, bir de bir şeytan tüyü var ki sorma. Şimdiden baba kız gibiler. Baba kız? Abartmıyor musun? Hiç sanmıyorum. Halis'in ağzından Maral iyi ki işe başlamış dediğini bile duydum. Sen şimdi odana git. Koltuğuna kurul. Biraz etrafı gözlemle. İstersen babanla da konuşabilirsin. Abartmadığımı anlayacaksın. Rengi elbisemi çok merak ediyorum diyecektim. Biz Benan'la buluşacaktık, elbisemi hazırlayacaktı da erken geldim herhalde ben. O hazır değil ama ben sana bir şey hazırladım. Ah. Ne bu? Belek uçak bileti. Benan Belek'e mi gitti? Hayır, o gitmiyor ama sen gidiyorsun. Luna yurt dışından kardeş okulları ağırlıyor. Seni orada istiyorum. Beni mi? Hı-hı. Benim öğrencilerin tasarımlarını taşıyacaksın. Öğrencilerinizin mi? Niye yapayım ki ben böyle bir şey? Luna'nın marka yüzüyüm ben. Top modelim. Luna'nın marka yüzüysen benim öğrencilerimin de yüzüsün. Kariyerinin başındaki insanlara yardım edersen belki egon biraz törpülenir, iyi gelir sana. Tatmin olmadıysan Halis'e gidelim istersen ha. Balat'taki çekimlerden bahsederiz. Oradaki uzun keyif anlarından, bitmek bilmeyen isteklerinden bahsederiz. Ne dersin? Defilemiz ilkbahar yaz defilesi mi canlı? İlkbahar yaz defilesi. Hoş geldin. Canan, hoş bulduk. Özlemişim. Nerelerdeydin bakalım? İşte kafa dinlemeye tatile gitmiştim biliyorsun. Malum olaylar olunca da. Ben de olayla ilgili gazete haberlerine bakıyordum. Yani bu işin arkasında kim olabilir en ufak bir fikrim bile yok. Yani bu kadar zaman sonra nereden çıktı ki bu? Kesin biri var arkasında. Hem ben bu Kaan denen çocuğu tanıyorum. Bu çocuk kendi kendine yapmaz böyle bir şey. Benim şüphelendiğim başka biri var. Kim? Senin yediğin şu pastayı yapan kişi. Yok canım, Muhsin Usta yapmaz öyle şey. O değil, genç olanı. Sarp. Çikolatacı. Ta kendisi. Bir şeyine tanık oldum. Neyine? Şimdi araştırma yaptırıyorum. Şimdi anlatacağım. Yiğit'e ne derdi olur ki çikolatacının oytununa? Şu kadarını söyleyeyim sana.
Bu çocuğun neresinden tutsan bir falso çıkıyor. Bence bir şey gizliyor. Neyse. Gelişmelerden haberdar edeceğim seni. Afiyet olsun. Çalışmalar. Dünyanın en güzel kirpikli kadını. Aa, iyi çalışmalar. Ne yapıyorsun, görecekler? Ya görsünler. Tutarım elinden. Helalim o benim derim. Kimse de bir şey diyemez. Aa, deli. Hadi git yerine. Tamam, önce sen. Sıcakta erimeyen çikolatanız var mı? Düşünmem lazım. Kaç dereceye dayanıklı olacak? Vallahi Antalya bu mevsimde 20 derece falandır. Ha, yolculuk var. Yes, defileye gidiyorum bele. Giderken de senin çikolatalarından alayım dedim. Uçaktan indiğinden erirsen bulursun orada. Senin gibisi yok ki. Efendim? Yani senin gibi bir usta yok ki diyorum. Hem arkadaşın çikolatası daha güzel. Yedikçe arkadaşlığını da hatırlar insan. O zaman sana kurabiye vereceğim. Kurabiye candır. Glutensiz diyet. Çalışırken iyi gelir. Arkadaş tavsiyesi. Sağ ol arkadaşım. Senin için de güneşleneceğim. Maral. Günaydın. Günaydın. Gelsene. Alışkanlık işte. Yok yok, olur mu? Senin yerin orası. Ya olur mu canım? Zaten ben garip oldum ama böyle. Yok canım, niye garip olsun? Olur mu öyle şey? Koltuğu sen sonuna kadar hak ediyorsun. Gel. Sağ ol. Ben de zaten bu Oytun'un olaylarını halledecektim. Ne yapacaksın? Önce gidip bir Sarp'la konuşacağım. Sarp? Niye ki? Ne alaka Sarp'la? Önemli bir şey değil. Ben de geleyim. Olur mu müdür hanım? Sen daha koskoca mağaza yöneteceksin. İtiraz istemem. Ben sana söylemeyi unuttum. Biz Sarp'la birlikteyiz. Büyük bir haber bu. Neden akşam söylemedin? Daha çok yeni bir şey. Aşık mısın peki? Evet. Çok. Peki ne kadar tanıyorsun bu adamı? Her şeyiyle sevecek kadar. Sen bu işi öğrenmeye başladın. Aferin, fena olmamış. Sonra konuşalım mı? Bakmam gerekiyordu. Ben de seninle ilgili bir şey keşfetmiştim de onu söyleyecektim. Söyleyin. Biz seninle birbirimize bayağı benziyoruz ya. Biz? Emin misiniz? İkimiz de kolay kolay pes etmiyoruz. Ama aramızda ufak bir fark var. Neymiş? Sen işin için çabalıyorsun. Ben başka bir şey için. Herhalde anlamışsındır burada neden kaldığımı. Hı? O zaman boşuna zahmet etmişsiniz diyelim. Maral burada çünkü. Biz birlikteyiz artık. Nasıl birliktesiniz ya?
Arya Hanım hoş geldiniz. Ne oluyor burada? Bir şey oldu yok. Ustamıza işini adam akıllı yapmasını söylüyordum. Gidecektim ben de zaten şimdi. Maral'la acil bir şey konuşmam lazım. Fark ettim. Uzun zamandır bizimle olmana rağmen seninle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Nasıl gözden kaçırmışım ben seni ya? Ben de merak edip özgeçmişine baktım. Hangi liseden mezunsun sen? Beşiktaş Anadolu. Peki nerede oturuyorsun? Beşiktaş. Burada Beylikdüzü yazıyor. Durumumu düzeltince taşındım. Biz ezelden Beşiktaşlıyız. İyi günde kötü günde. Peki daha önce nerelerde çalıştın? Fethiye, Marmaris, Antalya, otellerde. Üniversite? Turizm Otelcilik Yüksek Meslek Okulu. Ama ben oraya yazmayı unutmuşum. Ustalık eğitimimi de Line Akademi'den aldım. Aslında bayağı parlak ve güzel bir özgeçmişim var. Ama nedense senden belgelerini almamışız. Diplomanın aslını yarın getirirsen çok sevinirim. Diploma derken? Bir diploman vardır herhalde değil mi? Bir de onun yanında şu bahsettiğin akademiden bir belge falan verdilerse onu da getirirsen iyi olur. Peki. Bekliyorum. Sana bir soru. Geçen gün tekneme gelişin sadece bir akşam yemeği miydi? Evet. Maça gidişimizin de bana hoş geldin partisiyle bir alakası yoktu değil mi? Anlamadım. Niye soruyorsun bunları? İtalyanlar Sarp'ı istediğinde var gücünle karşı çıkmıştın. Sanırım onun da Luna ile bir alakası yoktu ha? Ortum bir Sarp'la... Bir şey söyleme. Senin bir suçun yok, ben yanlış anlamışım. Teşekkür ederim. En başından beri açık olduğun için. Her şey yolunda mı? İyiyim, yok bir şey. Maral, abim sana abayı yakmış. Sorma. Ya vardı işaretler ama ben kabul etmek istemedim. Sonuçta ben ona karşı öyle bir şey hissetmiyorum. O zaman neden teknesine gittin onunla? Sen bir şey mi ima etmek istiyorsun? Yok. Ama insan birine aşıkken neden bir başkasının teknesine gitsin onu merak ediyorum sadece. Çünkü arkadaşım olarak görüyorum onu. Sen... Aklında bir şey varsa yüzüme söyle. Bir şey mi demek istiyorsun? Tamam, affedersin. Ben şaşırdım sadece. Böyle aşk üçgenleri falan. Senden hiç beklemezdim. Ben de benden böyle tereddüt etmeni beklemezdim. Aramızda başka bir bağ var sanıyorum. Mara. Mağazayı teftiş etmem lazım. Maralcığım. Ben de tam sana geliyordum. Biraz odama gelir misin? Normalde dikkat ediyorum ama bugün özel bir gün olduğu için kaçamak yapayım dedim. Hadi gel birlikte yapalım. Benim mağazada biraz işim var ama. Aşk olsun. Sana zeytin dalı uzatıyorum. Red mi edeceksin beni? Peki.
Hem biraz sohbet ederiz. Ayın canlısı güzel oldu değil mi? Evet. Peki sen ne olacaksın şimdi? Yani pastaneye geri mi döneceksin? O kadar iyi iş çıkartmışken. Bunu Arya ile konuşursunuz. Tozunu uzatır mısın? Teşekkür ederim. Yani sen hazırsın her şartta. Garsonluğa geri dönüp servis yapmaya falan. Gereken oysa? Bilemedim. Yani o kadar emek verdin. Çuvalladın, düştün, kalktın. Kendini ispatladın. Değil mi? Arya şimdi seni tekrar pastaneye postalarsa acı olacak. Çay rica edebilir miyim? Sağ ol tatlım. Arya seni çok kıskandı. Bu kadar başarılı olduğun için. Keşke hiç gitmeseydin falan dedi. Öyle mi dedi? Hı hı. Sen Arya'yı tanımazsın. Sağ solu pek tutmaz onun. Böyle bir anda çok samimi olur. Ondan sonra. Sonuçta kendi hayatına bir anda sırtını dönüp gitmiş bir kızdan bahsediyoruz değil mi? Sana böyle canım cicim der. Sonra bir anda kendini servis yaparken bulursun. Ben Arya'ya güveniyorum. Kimsenin kaderiyle oynamaz o. Ne dediyse vardır bir bildiği. Ben aç değilim. Size afiyet olsun. Çayını alsaydın yanına. Teşekkür ederim. Arya senden şüpheleniyor. Biliyorum. Mutfakta ufak bir test yaptı az önce. Ya ben onun için aradım işte. Yanına geliyordu. Ne oldu? Ne sordu? Sorular sordu işte. Üniversite neresi? Nerede çalıştım falan. Başka bir şey sormadı mı? Sordu. Hiç aşık oldun mu dedi. Oldum dedim. Hem de çok fena. Artık güneş dünyanın etrafında değil bizim etrafımızda dönüyor dedi. Dalga geçiyorsun işte. Senden şüpheleniyor kız. Benim bir şey yapmam lazım. Sakın. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Bu soru ortak olarak en ağır yükü taşıyorsun zaten. Bir de benim yüzümden başım belaya girmeyecek. Bir şey yapmadan nasıl duracağım? Ben bakacağım kendi başıma Cansın. Sen ben yok, biz varız. Haklısın. Biz varız. Ama bu benim mesela. Ben halledeceğim durumu. Bana bir şey yapamazlar, merak etme. Kim o? Taso çaldırdı ya. Sen de bu kadar merak etme beni ama. Ne var ne? Bir sonraki hamlemizin zamanı geldi. Bak kardeşim, ben size şu an yapamam dedim. Zamanı geldi ama. Zaman dediğin beklemez. Başlatma lan zamanını. Yakamı bırakın artık, bitti. Yamanlı İnci bana destek olsunlar diye işbirliği yaptım. Bela çıktı herifler. Ya onların çok büyük faydası dokunacaktı da. Buraya kadarmış demek ki. Şimdi ne yapacağız Kartalım? Onlar ne derse onu mu yapacağız? Hayır. Maral'a başka bir şey yapmayacağım diye söz verdim. Ne yani, intikamlanmaz mı geçiyorsun? Bilmiyorum Taso, bilmiyorum. Allah'ım Arap saçına döndüm. Şu kolun önünü bir aç artık, aç. Aç bir çözüm.
canım. Bize iki tane Türk kahvesi. Ama Şükrü'ne söyle telvesini az koysun, yollar kapanıyor. Tamam. Havaya bak be. Hem güneş var hem buz gibi. Ay sorma ya. Bu sene yaz gelmeyecek vallahi. Hamiş. Çok heyecanlıyım. Bakalım neler var. Bal şekerli bir kahve alabilirim. Abi ne dedin? Bal şekerli bir kahve. Anlamıyorum abi, ne istiyorsun? Bal şekerli bir kahve istiyorum. Sesiniz mi kısık? He, sesim kısık. Peki. Ne de be? Ne bileyim. Bak kuş git, devlet kapısıydı, balık da onları isterim onu, tamam mı? Ay bir yaklaşma, çakramı kapıyorum. Evet. Şimdi böyle uzun boylu, kara yağız bir şey var böyle. Atletik, karizmatik. Kız devam et. Ay delişmen bakışlar görüyorum. Böyle etrafında kumaşlar, böyle elinde iğne, iplik, makas. Kız seni düşünüyor bu. Ay, vallahi planları var. Ay. Zeytin gözlü de bir şey. Kız o, evet zeytin gözlü. Seviyor musun beni? Kaderim olacak mı ha? Yani bu sana yakın ama biraz karanlık. Ay kız solaryuma giriyor ondan. Şişt, bana bak. Olacak bu iş. Kesin bilgimi yayalım mı ha? Ay yıldızım Tilbe'min de dediği gibi. Dayan aslım dayan. Dayan yarına inan. Gibi. Kız ben dayanırım. Ben buna içeride bir su tutayım. Balım çıksın. Zeytin gözlüm beni bulacaksın. Gördün mü canısın? Ay. Kız bana bak, bu çocuk tehlikeli, zararlı bir şey. Yani yakmasın senin başını sonra. Ama. Hay Allah. Ayıp, ayıp! Ay yeşil çakram adına sen nereden çıktın be? Ya insan beni de görür falda ya. Ay seni ne göreceğim be? Aslında falo. Ya deseydin ya, senin kaderinde T harfi var deseydin, Tahsin deseydin, Taso deseydin, bir şey deseydin. Niye demedin lanmış? Ay fal yalan söylemez, çarpılırız. Hay. Ay bana bak, sen o kadar çok mu seviyorsun bu kızı? Ne sevmesi ya? Ölüyorum, ölüyorum. Vay be, itiraf ha. Seni cesur yürek. Takdir edilesi erkek formu. Güvenimi kazandın şu an. E o zaman yardım et bana. Bak ben Aslı'yı hiç üzmem Hamiş. Ama bu sırık üzer. Aşkına güvendim senin ben. Ay ben yardım edeceğim sana. Vallahi mı kız? Nasıl? Hadi hemen söyle, Aslı gelecek. Yani bazen dünyanın iyiliği için falda görmediklerimi de söylediğim olur. Beni falda mı göreceksin? Allah! Ay, dur deli. Romans! İkinci gözünü öpeyim senin, gel. Bundan sonra Aslı'nın zeytin gözlüsü bir tek sen olacaksın. Hamiş, ben gidiyorum Aslı'ya, hemen gideyim. Hı. Bende nakit yok da kredi kartı var, sen ha. Parayı halledersin. Tamam, tamam, hadi. Yıkadım. Ay hadi bakalım. Hadi inşallah kız. Sen eminsin yani bu çocuktan. Ay. Nasıl buldun beni burada? İşim bu. Durum tahmin ettiğinizden daha karanlıkmış. Sevgilim, sana bir şey sormam lazım. Sor bakalım. Şirket içi görev dağılım çizelgesi hazırlıyorum. Ama Maral'ı nasıl konumlandırmam gerektiğini bilemedim. Yani eski pozisyonunda mı yazmalıyım yoksa şu anki pozisyonu mu? Yani araya geldi ya, işler karıştı biraz. Eski pozisyonda yazman daha uygun galiba. Ha. Bilemedim Halis'cim. Yani doğru olur mu acaba? Kız günlerdir canını dişine takarak çalışıyor Luna için. Tam gözümüze girmişken böyle alaşağı etmek senin içine siner mi?
Arya'nın yardımcısı olarak konumlandırabilirim istersen. Hem Arya'nın yükünü hafifletir hem de Arya bir daha iş yoğunluğundan kaçıp uzaklaşmak istemez. Ne dersin? Olabilir. Meral çalışkan kız. Elinden de her türlü iş geliyor. Arya ile iyi de anlaşıyorlar. Bence Arya'ya söylemelisin. Yani danışmalısın. Hoşuna gidecektir. Hay. Hem güzel hem de akıllı karın benim. Benden fikir almaya geldin ama bana fikir verdin. Sen de inanılmaz bir şeysin böyle. Sevgilim çalışmam lazım. Hı hı, benimle. Hadi. Arya! Arya! Kötü bir şey mi oldu? Atölyeye geçelim. Bir terslik olduğunu hissediyordum ama yani bu kadarını tahmin etmemiştim. Ne oldu? Ne buldunuz? Sarp Bey'in gerçek yüzü. Neymiş Sarp'ın gerçek yüzü? Şimdi Oytun'un hoş geldin partisinden sonra Halis, Oytun falan Sarp'ın boks maçını izlemeye gittiler. Dövüş kulübünün o akşamki güvenlik kamera kayıtlarına ulaşmış dedektif. Bak, bak. Bu yanlarındaki adam kim? Yaman Keskin. Bak, minibüs onun üzerine kayıtlıymış. Eski milli bir boksör. Kariyerini yakmış, içeri girmiş çıkmış. En önemlisi, babanın en önemli rakibinin Sarp'ı. Adamlarla ne işi olur ki bu çocuğun? İyi soru. Bu Yaman Keskin'in patronu eskiden burada çalışıyordu. Sonra bir olay çıktı, kovuldu. Sen küçüktün, hatırlarsın belki. Kimmiş patronu? Hiç Peker. Peker giyimin sahibi. Biz ne yapacağız şimdi? Artık babana söyleme vakti geldi. O ne yapılacağını bilir. Sakın, sakın! Ben zaten bunu halletmeye geldim. Önce bir ben baksam. Daha fazla saklayamam ki Halis'te. Zaten saklayalım demiyorum. Önce ben bir bakayım. Boşuna konuşma. Konu bitmiştir. Halis, konuşmamız lazım. Bu kadar ciddiysen demek ki... Evet, çok önemli. Dinliyorum. Babacığım, seninle konuşmam lazım. Dinliyorum. Ailevi. Canancığım, bize müsaade eder misin? Önce Arya ile konuşayım, sonra seninle konuşurum. Olur mu? Söyle bakalım neymiş bu acil olan? Aslında Oytun meselesini düşünüyorum. Aklıma takıldı da konuyla ilgili bir gelişme var mı? İşte olayı soruşturuyorlar. Gerçi abinin yasak kumarını da soruşturuyorlar. Ama neyse, savcı tanıdı. Beklerken boş durmamak lazım aslında. Ben yokken bir hırsızlık olmuş depoda. O ne? Ya, küçük çaplı bir soygun ama Maral halletti o işi. Daha doğrusu çok iyi kotardı. Nasıl?
Ya işte olayın zararını telafi etti. Bizim kasayı yükten kurtardı. Böyle işleri çok iyi beceriyor Maral. Peki geçen gün güvenlik kameraları takılmış. Onlardan bir şey çıktı mı? Yok, bir şey çıkması için değil. Maral bir güvenlik ağı oluşturdu, bana sundu. Ben de kabul ettim. Hatta takdir ettim. Vallahi Maral etti, Maral yaptı, Maral halletti. Bu ne Maral aşkıymış ya? Hayır yani, utanmasam kıskanacağım. Olur mu öyle şey? Sen babanın biriciğisin. Ama Maral da çalışkan, yetenekli. Onu diyorum, acaba Maral'ı sana yardımcı mı yapsak? Hem son zamanlarda biraz zorlanıyordun. Anlamadım. Yani Maral'ı sana yardımcı mı yapsak? Çok çalışkan, işi de öğrendi. Seni asiste eder. Sen de artık bizi bırakıp gitmezsin öyle. Hatırlatırım ki ben buraya sizin için geldim. Ailemi korumak için. Ama görüyorum ki kimsenin umurunda değilim. Maral asistanım olacaksa bırak da buna ben karar vereyim. Adı Eylül olsun. Pardon? Bebeğimizin adı Eylül olsun mu? Önce biraz sesini alçalt, biri duyacak şimdi. Ne saçmalıyorsun sen? O benim de çocuğum. Babasıyım ben onun. Sen istemiyorum demedin mi? Hı? Beni yalnız bırakmadın mı? Şimdi neyin peşindesin? Özür dilerim. İsteyerek yapmadım. Babandan çok korktum. Hala korkuyorum. Böyle mi baba olacaksın? Korkarak. Ben çocuğumuz için korkuyorum. Çünkü baban öğrenirse istemeyecek. İzin vermeyecek dünyaya gelmesini. Çözümün ne peki? Aldırayım mı bebeği? Kurtulayım mı ondan? Hayır. Gitmelisin sadece. Herkesten, her şeyden uzakta dünyaya getirmelisin çocuğumuzu. Sonra ben de yanınıza gelirim. Yeni bir hayat kurarız üçümüz. Sen, ben, Eylül. Neden Eylül? Birlikte gittiğimiz ilk tatil Eylül ayıydı. Yağmur yağıyordu. Yağmurun altında fısıldamıştım kulağıma. En sevdiğim ay Eylül'dü. Çünkü en çok gökkuşağı Eylül ayında oluyor demişti. Hatırlamadın mı? Bebek de bizim gökkuşağımız olacak. Benim acil bir işim var, gitmem lazım. Tutulduğum ona Maroş. Kalbim yuvasını buldu sandım. Ama yuva değilmiş, o yalanmış. Arya'yla demin iç içe gördüm onları. Şimdi Arya döndü ya, ben artık benim yüzüme bakmam. Aslı, o zaten etmiyor seni. Ne ara tutuldun bu kadar onu, anlamadım ki. Söylemedin de bir şey. Maroş, ben sana bir şey diyeceğim. Söyle bebeğim. Sürpriz elbise yapacakmış sana bu zeytin göz. Ondan sonra dedi ki sürpriz elbise yapacağım, sakın söyleme. Ben de sürpriz diye sana söyleyemedim. Sakladım senden, çok özür dilerim. Okuyamam. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben de senden bir şey... Sonra geldi bana abuk sabuk sorular sordu seninle ilgili. Ne sordu?
Yok Sarp'la siz ne durumdaymışsınız? Bu zaten bir şeyler biliyormuş. Elbise bahanesiyle beni konuşturdu da konuşturdu. Ben de gerizekalı gibi konuştum. Ya ışık kafam ya, nasıl inandım ya? Olsun Aslı, boş ver. Boş ver. Sen Arya ile Benan'ı birlikte gördün mü dedin? Hem de burun buruna. Ya bu onu da kandıracak ya. Kötü sen toparlayacak gibi misin? Ben gideyim Arya'yı da uyarayım. Git kurtar kızı. Bir aşk kurbanı daha olmasın. Oh. İyi mi? İyiyim ben. Ağlam. Ağlamıyorum. Sevdiğini söyledi. Bebeğime babalık yapacakmış. İnanmıyorsun değil mi ona? Ama çok samimiydi söylerken. Yalancının teki o ya. Bak sakın ona inanıp kalma burada. Bunun kalmamla ne ilgisi var ki? Sen neden benim kalmamı istemiyorsun? Ay istemez olur muyum? Ben çok mutluyum sen geldiğin için. Senin için endişeleniyorum sadece. Sen sevdiğin için gözün görmüyor ama kötü bir insan o. Sen Benan'ı ne kadar iyi tanıyorsun ki? İyi bir baba olamayacağını bilecek kadar. Ya. Peki Sarp mı iyi baba olabilecek biri? Zaten yanına gidiyordum. Bunu ona iletirim. Ay gitme. Niye gidiyorsun ki Sarp'ın yanına? Onun bir suçu yok. Esas senin gözün aşktan kör olmuş. Sen Sarp'ı ne kadar iyi tanıyorsun ki? Bu elimdeki dosyada onunla ilgili neler var biliyor musun? Neler var? Gidince öğrenecek zaten. Oytun'la uğraşmaması gerektiğini de öğrenecek. Arya! Ama bak Oytun da bu iş sessiz sedasız kapansın gitsin istiyor. Onu da mı hiçe sayacaksın? Vay. Bir ayda sen babamı, Oytun'u, Benan'ı benden daha iyi tanımışsın. Ben de seni özledim. Hemen çık dışarı. Ne oldu? Arya geliyor. Seni sorguya çekecek. Elinde bir tane dosya var. Bir şeyler biliyorlar mı seninle ilgili? Maral ben sana karışma demedim. Ya tartışma benimle. Çık dışarı. Kaçmak neyi çözecek ki? Zaman kazandıracak bize. Ne olur. Beni seviyorsan çık ne olur. Muhsin Usta, bana hemen Sarp'ı çağırabilir misin? Tabii ki. Sarp! Kusura bakmayın, fark etme. Arkadan çıkmış herhalde. Sarp, ah Sarp. Ne olmuş ki Sarp'a? Sende telefonu var mı? Var tabii ki. Sarp'ı görürsen söyle. Arya Hanım seninle acil görüşmek istiyormuştu. Tamam mı? Tamam. Arya'yla Sarp karşılaştı mı? Yok. Sarp kimseye bir şey demeden çıkmış. Yalnız Arya benden Sarp'ın numarasını istedi. Verdim deme. Ay verdim. Ya Maral ne oluyor ya? Bırak, bırak.
çok kötü şeyler. Ben demin sana söyleyemedim ama ben de senden bir şey sakladım. Ne sakladın? Kaan'ın görüntüleri var ya, Oytun'u suçladı. Evet. Onları Sarp yaymış. Ne? Oytun olayını Sarp mı yaymış? Delirmiş mi bu çocuk ya? İşte Arya da ondan şüpheleniyor. Elinde deliller varmış. Asıl ben ne yapacağım? Böyle kaçarak tırsıp bekleyerek olmaz. Ben gidiyorum. Ya kanks. Ya bir dursana, bir şu olaya bir öğrenelim ya. Neyi öğreneceksin oğlum? Maral kaç dedi, kaçtım. Kızı hep zor durumda bırakıyorum zaten. Yetti lan. Ya bir dur. Bir sakinleş. Gel kardeşim. Bir oturalım, bir 30 saniye oturalım, bir konuşalım. Gel otur, bir sakinleş. Sen şimdi söyle, bu Arya sana ne dedi? Ya sabah geldi. Nerede okudun, nerede çalıştın, yokladı işte. Sonra bu diploma falan istedi aslını. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ben de bir şey oldu zannettim. Bu muydu ya? Diploma mı istedi? Oğlum ben onu yaparım 2 dakikada. Ne var ki onda? Da. Senin geçmişin niye kurcalıyor? Ben onu anlamadım. Ne bileyim ben paşa. Maral kaç dedi. Elinde bir dosya mı varmış, neymiş? Ne bulduysa hakkımda yine. Evet. Ben Arya. Arya Hanım. Neredesin? Hemen mağazaya gelmen gerekiyor. Sizin istediğiniz diploma ve evrakları halletmeye çalışıyorum. Bir şey mi oldu? Ondan daha önemli bir meselemiz var şu anda. Hemen mağazaya gel. Acil. Al işte, kaç kaç nereye kadar? Ya nereye? Nereden inceldiyse oradan kopsun artık. Ya Sarp oğlum. Sen kendini mi kovduracaksın ya? Sen bana kızacaksın ama ben yine de söyleyeceğim. Arya kardeşin ya aslında senin. Sen ondan mı kıyamıyorsun acaba? Kardeşim falan değil o benim. Ne o ne de Oytun, hiçbir umurumda değil. Benim tek düşündüğüm kişi Maral kardeşim. Korktuğum oldu. Yine ortaya atıp duruyor kendini. Ama bu sefer izin vermeyeceğim Taso. Ona bir şey olmasın yeter. Ben bıçağın altına yatarım, sıkıntı yok. Biraz önce söylediklerinde ciddi miydin? Hem de her kelimesinde. Seni çok üzdüm biliyorum. Ama hatamı anladım. Telafi edeceğim. Eylül'ün odasını tasarlamaya başladım. Şu köşeye bir beşik. Ihlamur ağacından. Tamamen el yapımı. Üzerine gökkuşağı renklerinden, kendi tasarımdan bir tül yapacağım. Peki oyuncakları? Nerede oynayacak kızım? Hemen bizim yatağımızın yanında oynayacak. Yatağımız? Bebeğimizle aynı odada büyüyeceğiz. Üçümüz hep beraber. Hiç ayrılmayacağız. Aa, tatlı kumrular sizin. Özür dilerim. Kahve sipariş etmiştin, onu getirdim. Yanlış bir zamanda mı geldim? Yok, hayır. Ben onun çizimlerine bakıyorduk. Ha, Maral'ın baktığı gibi, değil mi? Ne Maral'ı ya? Ne diyorsun? Yani Maral her gün gelip çizimlerine bakıyordu ya, onu demek istedim. Deniz, senin bir problemin mi var? Sürekli Maral'dan bahsediyorsun sabahtan beri. Ha, öyle mi? Hiç farkında değilim. Luna'nın her tarafı Maral olmuş demek ki. Ayrıca bunu bana değil, Benan'a sor. Yani sen yokken ben ne zaman buraya gelsem Maral hep buradaydı ve Benan'ın çizimlerine bakıyordu. Yani
Benimle ilgilendi ama ben yüz vermedim, vazgeçti. Mara. Kız haklı tabii canım. Kaleyi içten fethetmeye çalıştı. Ama Benan dimdik durdu ve direndi. Hiç yüz vermedi. Az önce sana az kalsın inanıyordum. Nasıl? Neden bunu yapıyorsun bilmiyorum ama sürekli yalan söylüyorsun. Maral'a ben de kızgınım. Evet, bazen beni de şaşırtacak şeyler yapıyor. Ama bu dediğini asla yapmaz. Planın elimizde patladı. Çok biliyorsun. Bak, geleceğimizi hissetmiş, fal kapatmış. Hadi fal zamanı. Ay. Aslan, alışkanlıktan kapattım öyle ya. Vallahi ne falı. Bak, herkes diken üstünde zaten. Burç var. Ay işte, gerginliğini alır yavrum. Dikenler güle döner. Ay Maroş, Hamiş'te bir üçüncü göz var. Her şeyi görüyor, her şeyi. İki arkadaş görüyorum. Sen de bu arkadaşın kader birliği etmişsiniz. Yani çok bağlısınız birbirinize. Ay, bizi gördü, görüyor musun? Aha. Bir kız kavgası görüyorum. Ay, trajik, fena bir şey. Eyvah. Kız, beni mahcup etmesene. Hem Maroş'la ben asla kavga etmeyiz. Değil mi kuzum? Ay, yani kızacağınız ama gözyaşı görüyorum bak. Maroş, yavrum, senin gözyaşların bunlar. Hem de insan içinde. Ay yani dikkat et bak, Venüs asla yanılmaz çünkü. Ah, hiç insan içinde niye kavga edelim biz ya? Hiç. Ay, içimizi kararttın vallahi. Sen bak bakayım oraya, aşk var mı aşk? Ay canım, ben üçüncü gözümün gördüğü real olanı derim. Nokta. Bir aşk var. Hem öyle böyle değil yani. Sen de Ferhat, ben diyeyim Mecnun. Ay ama çok zorluklar var, engeller. Yani yine de böylesi herkesin başına gelmez yani. Siz birbirinizin ruheş olmuşsunuz, böyle bütün olmuşsunuz yani. Hani bunun da Sarp olduğunu hepimiz biliyoruz tabii. Bu kadar mı, başka bir şey yok mu? Bak Maroş, yani bu çocuk hatalar yapacak, belki can acıtacak ama sen bunu sakın bırakma ya. Bu çocuğun kalbi karmakarışık olmuş. Kıyamam, senden başka yardım edecek kimsesi de yok. Ay, inşallah Benan'la bizim aşkımız da öyle olur. Benan mı? Ay yok. Benan değil, Baran dedi. Hamiyet'in erkek arkadaşı. İyi misin? Kalkmana gerek yok. Biraz başım dönüyor. Biraz uzanacağım. Dur, ben kanepeyi ayarlayayım senin için. Her şeyi tek başına halledemezsin. Biraz güven bana. Artık kime inanacağım, kime güveneceğim bilmiyorum. Kafam çok karışık. Eğer Sarp'ı diyorsan, o çok iyi bir insan. Sarp değil. Herkes. Buraya geldiğimden beri yine nefes alamıyorum. Biraz dinleneceğim, tamam mı? Bırakıp kaçıp gitsek mi ya? Olmaz Tazo. Kaçmak bize yakışmaz. Artık yüzleşmem lazım. Ama? Ben bir yolunu bulacağım, merak etme.
Hep bir onu bulup yırtmadık mı? Ayrıdan mı yırtamayacağız? Şu İtalyanlarla yazışmalarımızı aç. Açana kadar gece oldu. Geç şöyle. İlginize teşekkürler. Sarp teklifinizi kabul edemiyor ama ilişkilerimizin devam etmesini umuyorum. Maral. Güzel. İşinin başına geçebilirsin. Ay Hamiş, içimizi kararttın valla. Kız ben ne gördüysem onu söyledim ayol. Aa. Ay hadi kuzum sana kolay gelsin o zaman. Hamiş, fal için teşekkürler. Ay lafın olur kız, 40 yıllık hatırı kalır. Ay ne var, ne boğdun beni? Kendimi hatırlatayım dedim ya. Ay tamam hatırladım, yapacağım şimdi. Yani bugün para alsaydım zengin olmuştum şu fal gücümden ha. Yaşa be Hamiş be. Afiyet olsun. Benim 10 dakika işim var, döneceğim. Tamam usta. Ay şimdi sana özel bir fal deneyeceğim Ponçik. Hem bu seferki mutlu aşk garantili bak, söz. Otur bakayım. Ya Hamiş zaten benim falım fallanmış. Bak bakayım gözüme hemen. Bakıyorum. Ayırmayacaksın ama hiç. Şu an üçüncü gözümden dördüncü boyuta geçiyor. Ay o kim? Kimi görüyorsun kız? Ay biri var. Böyle tatlı, sıcak. Ay seni de çok seviyor be. Sen de onu seveceksin ben sana söyleyeyim. Kim kız? Kim? Nereden? Bak bakayım. Etrafında ama sen bu yakışıklıyı daha görmüyorsun. Hani seni çok güldüren biri bence bu. Hem romantik, cesur, iyiliksever, gözlüklü. Gözlüklü mü? Çok sıcakkanlı bir tip. Ya Taso mu ya? Ay evet. Vallahi Taso kız bu. Taso senin ruh eşin aslı. Ya Taso olmaz. Taso benim mizacıma aykırı. Ay yakışıyorsunuz işte. Fal da çıktı. Ben bilirim. Nokta. Ya bir kere Taso benim arkadaşım. Burum. Ya benim kalbim Taso'ya kaymıyor ki. Ben bu falı sevmedim. İşime dönüyorum. Arya'yla konuşacağım. Daha fazla kaçmayacağım artık. Şimdi olmaz. Arya çok gergin. Niye? Çok stresli işte. Bana da çıkıştı biraz önce. Sana çıkıştı mı? Sana çıkıştı mı? Sana teşekkür etmesi gerekirken ne atla sana kötü davranır? Tam sessiz ol. Uyanacak. Ya uyanırsa uyansın Prenses Hazretleri. O buradan gittiğinde sen işleri yoluna soktun. Seni ne akla üzer? Ya hayırdır ya? Sarp ne olur git duyacak. Ya duysun. Sarp. Bir anda abisi bir anda kardeşi. Herkes haddini bilecek. Rahat bırakacaklar tamam, bizi. Maral! Maral buraya gel. Tamam geliyorum. Bari ben dönene kadar bekle. Hayır bekleyemem. Hadi git sen. Sarp ne olur. Maral dedim. Tamam. Bazen insanın kendine yaptığı kötülüğü hiç kimse ona yapamaz. Aklını başına toplayacaksın artık. Neden bahsediyorsunuz? Demin gördüğüm sahneden, Sarp'tan. Tamam, sevdiğini anladım. Hatta yanında oldum. Ama o Sarp bunu hak etmiyor. Ondan hayır yok sana. Canan Hanım kusura bakmayın ama... siz karışamazsınız, bu benim hayatım. Hayır efendim, karışırım. Arya geldi. Durumun senin için ne kadar kritik olduğunu görmüyor musun?
Görüyorum. Ama zaten bitecekti bu peri masalı. Ha, o kadar aşıksın yani. Evet. Sen artık çizgiyi aştın. Bununla da aşk değil. Bu aptallık. Bu ne? Arya geri döndüğüne göre artık özgürsün. Oğlum istediğin zaman Fransa'ya geri dönebilirsin. Gitmemi mi istiyorsun? Yok, hayır. Ama nerede mutlu olacaksan orada yaşamanı istiyorum artık. Maral ne olacak? Arya geldi diye hastaneye mi dönecek? Onun mutlu olduğu yer burası. Hepimizden fazla seviyor Luna'yı. Evet. Bunun ben de farkındayım. Ama... Ama ne? Buna Arya karar verecek. Bundan sonra artık sizin vereceğiniz kararlara ben karışmayacağım. Senin Sarp'ın yanında olduğunu öğrenirlerse senin de çok canın yanacak. Sarp'ın suçu yok. Bir sürü delil bulduk. Sarp suçlu. Canan Hanım, siz hiç aşık olmadınız mı? Ben... Çık şu aşk edebiyatından. Çocuğun hayatı bitti. Büyük ihtimalle mahkemelerde sürünecek ailesi öğrenince. Aşk için bu pisliğe mi bulaşacaksın? Ha? Kafanı çalıştır. Söyleyecekleriniz bitti mi? Hayır, bitmedi. Ben sana inandım. Tek istediğim bu iş sandım. Tek hayalin. Ama sen liseli aşıklar gibi hayallerini çöpe atmaya o kadar hazırsın ki Sarp'ın hayatını ne hale getirdiğini görmüyorsun. Ben şimdi anlıyorum. Ben sana inanmakla hata yapmışım. Hey! Ne yapıyorsun? Arya Hanım'la konuşacağım. Dur orada, dur. Önce benim konuşmam lazım, tamam? Sen işinin başına. Acil konuşmam gerek. Sonra dedin. Olay mı çıkarmak istiyorsun, ha? Güvenliği çağırayım mı? Çağırırsan çağır. Oytun Bey. Ne oluyor burada? Hadi sen işinin başına git, hadi. Kaç sinek gittin onu sayıyorum. Savunmasız buldun, uğraş bakalım. Özlemişim seni ya. Laflar laflar. Sen niye geldin dadama, onu söyle bakalım. Şimdi sen geri döndün ya. Maral ne olacak? Pastaneye geri mi dönecek? Ne oldu şimdi? Maral, 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 Maral. Geldiğimden beri herkes Maral diyor. Sanki Maral tarikatı kurmuşsunuz. Tamam. İyi, güzel, akıllı, hoş kız. Da yani biri de beni sorsun. Ya Maral'ın ne yapacağız onu merak ettim sadece. Sen kardeşini merak etme tabii. İyi misin, nasılsın yok. Neredeydin, neden kaçtın yok. Varsa yoksa Maral. Ben senin için geldim buraya ya. Seni korumak için geldim. Haklısın, düşüncesizlik ettim. İyi misin peki şimdi? Geçti. Artık sorma. Arkacığım. İtalyanca çikolata ne demek? Deniz, bana metafor yapma. Ne söyleyeceksen söyle. Zaten sinirim tepemde. Sen bilirsin. Bu İtalyanlarla bir anlaşmamız vardı ya. Hani sonra patladı. Evet, duydum. Onu Maral patlatmış. Ne? Ya. Yani başından beri zaten Sarp'ın gitmesine hiç pek bir el vermiyordu. Ama çocuk gitmek istiyordu. Böyle herkesle vedalaşıyordu falan. İyisi ben bu yurt dışı yazışmalarına bakarken... Aa, Maral sen İtalyanlara bir mail at. Teklifinize teşekkür ediyoruz ama kabul etmiyoruz diye.
Bilmiyorum. Yani başından beri bu Luna benim ailem, Luna için her şeyi yaparım falan diyor ya. Asıl önemsediği şey Luna değil Sarp'mış. Bil istedim. Canan'ın elinde deliller varmış. Arya'ya da anlatmış. Senden şüpheleniyorlar. Hatta eminler yaptığını. Ya yeter! Deli olacağım yeter. Kaç kere dedim benim için kendini tehlikeye atma. Gitmem lazım. Alacağım ben o belgeleri. Beraber gidiyoruz o zaman. Nereye? Her şeyi anlatacağım. Sarp! Dayanamıyorum. Anlasana dayanamıyorum. Seni böyle arada gördükçe katlanamıyorum. Gideceğim anlatacağım her şeyi. Senin de bir defon varmış. Duramıyorsun. Sevdiklerin söz konusu olunca dayanamıyorsun. Ama her yol bir yere gitmiyor Maral. Bazı yollar çıkmaz, kabullenmen gerek. Yoksa ikimize de yakacaksın. İyi tamam. Anladım. Pasta çok güzel olmuş. Kendime engel olamıyorum. Ya ben ona üzüldüğün için yiyorsun bunu. Farkındasın değil mi? Evet. Duygusal aşılamaya geliyor. Acımı bir yerden çıkarmam lazım çünkü. Aslı sağlığını bozduğuna değmez ya. Değmez. Belki 5 para etmez. Ama öyle güzel bir şey bana bakınca ben kendimi çok güzel hissettim. Mutlu oldum be. Ben senin mutlu olmanı istemez miyim? Değecek biri olsa ben yaparım Benan'la aranı. Sen Benan'a mı aşıksın? Ben Benan Bey'e uzaktan öyle... Anladım. Ben her şeyi gayet net anladım. Sen ondan Benan'a karşı dolduruyormuşsun beni. Arkadaşını ayarlayacaktın değil mi ona? Olur mu öyle şey? Yanlış anladın sen. Bence ben gayet doğru anladım. Seni arkadaşım sanmıştım. Ama demek ki garsonla arkadaş olan yine garson oluyormuş. Değse bari. Bir cümleden sonuca varıyorsun. Dinlersen... Ayrıca Benan sana bakacak kadar alçaldıysa. Arya lütfen ileri gitme. Aslı'yla böyle konuşmana izin veremem. Ne yaparsın onu kovsam şu an? Sonra Sarp'a dava açsam? Ki yaparım çünkü kanıtım var. Ne yaparsın? Buna izin vermem. Ya benim suçum, ne olur kavga etmeyin lütfen. Ne olur. Sen kendini fazla kaptırmışsın bu hayale. Ama yakında bu rüyadan uyanacaksın. Önce Sarp'la ilgileneyim, sonra garson arkadaşının çıkışını da yapacağım. İzle bak. Arya yapma lütfen. Çekil. Söylerim. Neyi söylersin? Bebeği. Sen. Sen ne biçim ne kötü bir insan mısın? Ben sana güvendim. Sana burayı emanet ettim. Yazıklar olsun. Sen arkamdan ne işler çeviriyor musun? Ne oluyor burada? Sen sakın konuşma. Yapmaz dedim. Ama sen böyle rezil bir insan mısın? İstediğin oldu, aferin. Sen de kovuldun. Defol. Defol buradan. Defol! Güvenlik, alın bu kız buradan. Götürün bunu buradan. Arya Hanım. Sen değil. İzin veremezdim. Ben de kimsenin seni üzmesine izin veremem. Sarp gitme ne olur. Ne yapacaksan yapma. Geç bile kaldım, en başında yapmalıydım. Şu hayatta bir şey öğrendim, onu da senden öğrendim. Hayat cesurları sever.
Defol git buradan. Kovmayacaksın onu. Defol git buradan, bak yoksa... Önce beni dinleyeceksin. Sonra ne yapacağına sen karar ver. İkiniz bir mi oldunuz ha? Siz bize ne yapmaya çalışıyorsunuz? Maral'ın hiçbir suçu yok. Bütün suç bende. O yüzden kovamazsın. Kimi kovmayacağımı sana mı soracağım ha? Bizi satan adamı mı? Düşmanlarımla işbirliği yapan adamı mı? Sen ailemden ne istiyorsun? Kimsin sen? Kimsin? Ben... Senin kardeşinim.